Başkanlar, değerli meslektaşlarım, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Lafı çok uzatmadım, saymadım. Eskiden uzatıyordum. Hepiniz bir yerlerde konuşma yapıyorsunuz, yeni öğrendim. O topluluktaki mevcut olan en yüksek seviyedeki kişiyi söylemek yeterliymiş. Çünkü söyleyince kendi zamanını yiyorsun. Onun için kimse alınmasın. Şimdi değerli arkadaşlar, önce bir noktadan gireyim. O girdiği noktayı peşin söyleyip sonra beni arada eksik algıyla dinlemeyin diye. Şu anda akılcı bir yöntem uygulanırsa serbest muhasebeci mali müşavirlerle yeminli mali müşavirlerin denetim ruhsatı alma hakkını kanun dahil hiç kimse engelleyemez. Bir kere onu önce söyleyeyim. Ama eksik taraflarımızı tamamlamamız koşuluyla. Tamamlamazsak olmaz. Bir kere önce onu söyleyeyim. Hatırlarsanız iki ay evvel burada bir konuşma yaptım. Demiştim ki ortak akılla hareket edilirse bu çözülür. Maalesef şu ana kadar ortak akılla hareket edilmediğini de söylemek istiyorum. Şimdi bunları niye getirdim? Bunlar için anlatmayacağım. Size nerede olduklarını söyleyeceğim. Alıp içine bakacaksınız ve bunları uygulayacaksınız. Şu anda size kimse danışmanlık yapamaz bu konuda. Siz ancak kendi kendinizin danışmanı olabilirsiniz. Çünkü bu konu yeni çıkmış. Yeni olmuş ve yalnız sizin hukukunuzu ilgilendiriyor. Oturup da ya işte filanca hocaya gideceğiz, filanca avukata gideceğiz derseniz bugün geldiğiniz duruma gidiyor. Çünkü bu mesleği yapacak olan kişi ancak kendi hukukunun takipçisi olur. Bu benim söylediklerim bugün Türkiye'ye gelmedi. Var kimse açıp okumuyor. Daha evvel 2005 yılından bu yana kadar var. Bir kere her şeyden evvel herkes böyle özellikle oda yöneticileri sıkıştıkları zaman Turmop şikayet ediyorlar. Ben şu anda Turmop yöneticisi değilim ama mevcut Turmop yönetimi bu konuda gerçekten açık, bu işi yapmaya hazır. Şimdi söyleyeceğim web sayfasına girin, aradığınız her şey var. Hatta az bir şey kaldı. Tercümesi biterse sizin bu denetim eğitimleri aldıklarınızın orijinali şu anda Turmop'un yetkisinde tercüme ettirilmiş. Şimdi bu konuda asıl sorun bizim oda düzeylerinde yapılacak işlemlerdedir. Bugüne kadar yapılmadı, yapılmıyor. Onun yapılması gerekiyor. Onun öncülüğünü yapmalıyız. Hatta baktım bugün, biraz daha bakacağım. Eğer bizim Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği'nde o fonksiyonu yerine getirebilirse, belki gelip önereceğim arkadaşlar bunu da yapın. Bunu da götürün. Şimdi size öncelikle söyleyeyim. Şu gördüğünüz elindeki dosya şu anda Turmop'un web sayfasında. Dosyanın adı uzun zamandır var. Yani bugün yarın konmuş bir dosya değil. Uzun zamandır var. Dosyanın adı muhasebe meslek mensupları için uluslararası eğitim standartları el kitap. Yani Turmop'un İFAK'tan yetkisini aldığı 6 eserin 4'ü şu anda internet sitesinde var. Bu nedir? Bu kitap 8 eğitim standartıdır. Şimdi Türkiye olarak bunun biz bilmiyoruz. Tercümesini bekledik diyemezdik. Ben hani mücadele ederdim ya, bu bir namus meselesidir. 3 kişi bunu hazırlayanlarız Türkiye'de. 3 Türk bunun hazırlanmasında çalıştık. Üye olarak komitede ben, 2 danışmanın teknik danışman olarak o zaman doçentti Recep Pekdemi, yardımcı doçentti, bugünkü TESMER'in müdürü Ercan Beyaz. Bunları önce guide yani kılavuz şeklinde hazırladık. Bunun Türkiye'de sempozyum yapıldı, konferansı yapıldı Hilton konferans salonunda. Hilton'da da komite toplandı ve bunun stratejisi adı da İstanbul stratejisi geçer. Orada bunun değişmesini, dönüşmesini kararlaştırdık. Ve o günden sonra biz her yerde konuştuk.
Kimse önemsemiyor. Ta o bağımsız denetim derneği kurulana kadar herkes dinliyordu. İşte Masum Bey söyledi yeni bir şeyler. Gidiyordu. Bir kere bakın bu şeye bakacağınız Turmok'un web sayfasında 8 nolu denetim direktifi bir denetçinin uluslararası kurallara göre nasıl ruhsatlandırılması yazıyor. Bu hafta başında Maliye Bakanlığı Müsteşarı bütün başkanlara konuşurken iki başkan aradı beni Anadolu'dan moralleri bozuk. Demiş ki fikrime göre aslında fikri değil. Şimdi birazdan ne olacağını söyleyeceğim ona göre tedbir almalıyız. Demiş ki yalnız serbest muhasebeci mali müşavirler mi ruhsat alır? Hayır demiş. Dışarıdakiler de alır. Yani kimi kastetmiş? Hesap uzmanlarına, mali fetişlerine, vergi kontrol memurlarına, şirketli vergi denetmesi, hepsi oldu vergi bir fetiş. Diyeceğim yok. Zaten gelir diğer işler için ruhsat alıyorlar. Ama onun kastettiği Ziraat Bankası müfettişi, vakıflar müfettişi, tapu müfettişi filan alabilir diyor. Bunları okuduğunuz zaman uluslararası kurallara göre alabilir. Uluslararası kural diyor ki birisinin denetim lisansı ile ilgili gerekli eğitim ve sınavları vermesi için önce muhasebe meslek mezunu olması gerekir. Önce yeminli olarak da kendinize muhasebeci deyiniz. Yani dünyada muhasebeci dediğiniz zaman denetçi demektir. Ve dünya şöyle kabul ediyor. Ben muhasebeciyim diyen adam, denetim yapan adam muhasebe müdürlüğü de yapar, finansal rapor da hazırlayabilir. Ama ben yalnız finansal rapor hazırlayan muhasebeciyim diyen kişi denetçi olamaz. Yani temel kural, onlar da bunların içinde var. Yani yetenekler, kişisel beceriler. Mesela bazı sempozyumlara gidiyorsunuz. Geliyor birisi size kişisel becerisi geliştirme diye böyle hop gibi beyram işler yapılıyor. Bunun işini okuyan birisi görse bizimle dalga geçer. Ya bu sempozyumu bu adamla niye getiriyorsunuz diye. Çünkü burada kişisel becerilerin ne olduğu, nasıl geliştirilmesi gerektiği tartışılmış. Yani ben 5 yıl bunların tartışmasında bulundum. Bunlarla ilgili kimlerden görüş alınmadı? Yalnız hale bitmedi o, elektronik ortamda denetim için o tarihte 120 bin dolarlık Efrem diye bir profesör vardı Karadalı, proje verdik, hazırlayıp duruyordu. Yani onun notlarına bakıyorum, sordum geçen gün hale devam ediyor. Onun için şu eğitim standartlarını okursanız göreceksiniz denetim ruhsatı almak için neler lazım. Şimdi çıkıp bazıları diyorlar ki efendim nereden çıkartıyorsunuz bu sınavı? Bu sınav var arkadaşlar. Burada yazıyor. Ama bu sınavın şeklini değiştirmek bizim elimizde. Tarif etmek bizim elimizde. Biz çıkıp da nereden çıktı bu bağırıp çağırırsa oturup biz böyle yürüyoruz millete kafa tutuyoruz dersek biz bilmiyoruz diye bu sefer bilen adamlar istediğini yapabiliyor. Şimdi neler yaptıklarını biz böyle dedikçe birazdan söyleyeceğim size. Ve asıl tehlikeli yani şu standartların ortadan kaldırılmasını engelleyecek bir duruş sergilememiz. Bu duruş hala sergilenmiyor. O sergilenirse hepimiz ruhsat alırız. Şimdi ve şans var mı var? Şimdi onu da söyleyeyim size. Çok dedikodu oluyor. Efendim önerge yazılmış. 400. madde var ya. Şöyle değişmiş, herkes söylüyor. Biraz evvel gelirken havaalanında bu adalet komisyonu, yani bu düzeltmenin yapılacak komisyonun başkanıyla karşılaştık. Ahmet İmay. Benim de arkadaşım parlamentoda beraber oldum. Ben gazeteci olarak televizyon programlarında çok onu misafir etmiştim. Dedim ki nasıl gidiyor ticaret kanunu? Dedi ki bir yıl erteleyeceğiz. En kestirmesi dedi. Çok itiraz var. İtirazları dedi yetiştirecek halimiz yok. Hani konuşuluyor ya şu şöyle oldu bir yıl. Ben dedim ki niye bir yıl? Anlamadım dedi. Kardeşim dedim şimdi Temmuz'dan Temmuz'a erteliyorsun. Zaten bu çıkarken Temmuz diye çıkması saçmaydı. Yani muhasebe raporunu yıl ortasında mı keseceğiz? Efendim standart kurulamaya gerek yok. Yok ama hesaplaşma anlayışı, düzeni, genel kurullar, her şey değişiyor. Yarı yıl böyle, yarı yıl böyle olur mu? Dur ya dedi, hiç düşünmemiştim. Versene numaranı, seni arayayım dedi. Bu paslak geldiği gibi. Ben bunu şu için söylüyorum.
Değerli arkadaşlar, bizim bir kere taslağımız vardır. Bizim bir taslağımız vardır. Çünkü bizim bazı arkadaşlarımız çıkıyor, çok ekstrem bir şey söylüyor. Diyor ki, efendim bazı limite şirketler kurulmuş asgari hayat standartı için. Hayatında asgari hayat standartı şirketlerini duymamış olan hocalar, gidiyor başka yerde yapmış şirketlerin bazıları hayaliymiş. Asgari hayat standartı 12 yıldır var mıdır arkadaşlar? Böyle bir şey yok. Ama ben size başka şey söyleyeyim. Açın okuyun eve gidince. 635. maddede limite şirketlerde denetim mecburiyeti yok. Yok. Diyor ki denetim yaparsan anonim şirkete git. O zaman neye gideriz? Eski kanuna. Eski kanuna bakın. Diyor ki ortaklar isterlerse sözleşmeye denetçi koyarlar. Koyduğumuz zaman var. Ama ben bunu anlatamıyorum. Hemen başladık. Bizim bazı arkadaşlar meslek mensupları liderler. Şu kadarlık iş ya yapmayın. Ben Ross raporu tartışmasındaki düşünceyi biliyorum. Bu kadar müşteri var deyince diyor ki bu kadar denetçi yok, verme diyor o zaman. Bir de hiçbir yerde dile getirmediği uluslararası başka bir tartışmayı biliyorum. O tartışma buraya gelirse gündeme kellemi yapıp bütün beklentilerimiz gider. O nedenle değerli arkadaşlar bu konuda ortak aklı bulmak zorundayız. Şimdi burada neler var? Bir kere burada sınavlardan ve eğitimlerden bahsediyorum. Şimdi çıkıp diyoruz ki biz eğitim yapıyoruz, bize ruhsatı vermek zorundayız. Bir kere bu tövmemez. Söylediğin anda ben bu işi bilmiyorum, yeni öğreniyorum demektir. Ama biz pratik eğitimi programlıdır dersek, işte bilerek okursak bunun içini, o zaman olur. Çünkü burada iki tane eğitim var. Birisi teorik eğitim, birisi pratik eğitim. Okursanız, hani 10 yıl, 15 yıl lafları geliyor ya gündem. Diyor ki, bir meslek mensubu eğer diyor, sınavı vermişse ve eğer diyor, 15 yıldır bu meslekte çalışıyorsa, üniversite mezunu olmadığı halde denetçi olabilir. Muafiyet üniversite mezunu olmadığı halde nasıl kullanılacağıyla ilgilidir. Veya diyor ki, 7 yıl şöyle yaparsa, başka tanımları var, ama her halükarda diyor en az 2 yıl bir denetçinin yanında maiyetinde çalışacak. Şimdi değerli arkadaşlar, ben İstanbul Yemen Odası Başkanı'na da İstanbul Yemen Odası Başkanı'na da konuştum, önerdim. Şimdi siz sıkıştırın onları. Dedim ki bu eğitimi, teorik pratik eğitimi bizim arkadaşlarımız yapmışlar. Bunu derhal bir komite kurun odada. Bu komiteler turma bir genelgeyle istesin sizden. Bu komiteler çalışmaya başlasın. Beklemeyin. Ne yapacak bu komiteler? Şimdi vergi beyannamesi imzalayan her SMM bizim sınırlı uygunluk denetimi tebliğine göre 3 yıl için, her yıl için bir müşterisine bir tane rapor yazmışsa o pratik eğitimi geçmiştir. Öğreteceksek onu öğretelim. Onu ispatlayacak. Şimdi mesela yarın öbür gün, bu düzenleme olsun, aranızda bir arkadaş masum bir kapıma gelin, deyin ki bize itiraz dilekçesi yaz, ben size itirazla ve takır takır hukuki olarak da belgenizi aldırtırım.